yatıyor? Suyun içeri gitmesini engelliyor tellerin arasında. 4 saattir hala yüklenemeyen bir videonun sahibiyim. Teknemizin arması sonunda değişecek. Botta sorun var. Evet. Botta yakıştı mı? Yapmak istemedim. Günde bile bir şey yapıyorsun. Tekne bu. Tabanka'da kütüphaneye üyeliğimiz bile var deriz artık. Bir nata yakın bir akıntı var. Aleyhinize. Maalesef internet çok iyi değil. Becerebilmiş miyiz, becerememiş miyiz? Su kaçırıyor mu, kaçırmıyor mu? Hava arttı, hava çok arttı. Burada belli olmuyor tabii. Aa, bayağı çamurun içindeyiz şu an. Ben biraz üşüttüğüm için sen... Keçte ufak bir kaçırma söz konusu. Birer damla gibi ama... Balık gelmiş. Benim de kulaklarım çok güzel dinlendi çünkü uyudu. Ben olmasam hayatın anlamı yok ya. Gerçekçiliğince diyorsun. Normalde buranın yöresel akıntısı hep böyle olmaktayken bu... Arkadaşlar çıktığımız nokta ilk burasıydı. Buradan çıktık. Şu an buraya geldik River Bay'e. Bunun sebebi normalde buradan akıntılar rüzgarla beraber hep şu yönde gitmekte ve ciddi akıntılar var. Biraz sonra onları da göstereceğim. Fakat kıyı kıyı giderseniz o akıntılardan çok etkilenmiyorsunuz. Biz kıyı kıyı gelerek buraya kadar geldik. Ve tabii 3 gün önceden akıntıyı gösterdiği için biz 3 günlük akıntılara çalıştık. Şimdi akıntıları göstereceğim size. Evet, normalde buranın yöresel akıntısı hep böyle olmaktayken bu ara akıntı bu tarafa doğru gidiyor. Değişik yağmurlar, rüzgarlardan kaynaklanıyor. Ve ciddi akıntılar var. Buraya kadar geldi ve şu noktadan bugün az sonra yola çıkıp akıntıyla beraber, rüzgarla beraber hedefimiz Charlottesville. Böyle yani akıntıyı kullanacağız. Ve özellikle bizim gibi katamaran kullananlar akıntı ve rüzgarı lehine kullanırsa ekstra kazanç sağlıyor. Aleyhine olursa da ekstra zarar veriyor. O yüzden biz hava durumuna göre seyir yapmayı planladık. Bakalım bir yolumuz açık olsun. Bir tane farklı dalga var. Arada fazla sallıyor. O Ozi Şahlan'da gidiyor. Ben biraz üşüttüğüm için sancılanıyorum. O yüzden biraz uzanıyorum. Ayaklarımı falan kapadım. Böyle bir havada nasıl üşüttüm orası da ayrı. Daha iyi oldum ve Özcüm ekranlara geri döndüm. Evet, bu. Şimdi akıntının etkilerini göstereceğim sevgili arkadaşlar size. Şu an bakın 7.4 bizim aslında hızımız. Yani paragitenin gösterdiği ama uyduda gösterdiği hız 6.5 şu an. Düşüyor arada. 6.5 yani uydu bizi 6.5'le görüyor. Bir nata yakın bir akıntı var aleyhinize. Ama biz buna çok daha fazla bekliyoruz. Normalde çok daha fazla. 2.5-3 natları varan bir akıntı oluyor burada. Her şey normal olsa kırmızıyken rotası şu an yeşil. Tabii... Hedefe doğru gidiyorum gördüğün gibi. Evet, hedefe doğru gidiyoruz da. Yani o aradaki fark akıntı ve yüzgenin bize kaydırması nedeniyle oluyor. Oradaki fark yelken tüneyim çizmesi. Yani yelken tüneyim çizmesi olacak baş. Ben şey bak 8'de 8.30'da geldim ya. Yani bugün şehrin güzel ya. Evet ben de dalga çok... Dalga da düşmüyor. Ben de çok güzel uyudum çünkü dün gece uyuyamamıştım. Hatta hala uykum var. Benim de kulaklarım çok güzel dinlendi çünkü uyudum. Özkan. Diyor ki kulakları dinlenmişmiş, ben uyumuşmuşum. Ben olmasam hayatın anlamı yok ya. Benim sayemde eğleniyor. Ben şikayetler yapıyorum ona. Geldiğimiz yer de çok güzel bir yer gerçekten. Wow yani. Öz burası gerçekten çok güzel. Şeye benzettim ben.
Çapamız da burada. 30 metre çapa. Barbuda'ya benzetmiyor mu? Benzemiyor mu? Bugün yaptığımız hız bu. Maksimum 10 knot yapmışız. Teknenin altı temiz olunca tabi maksimum 10 knot. Ve tabi bir de misafirimiz var. Çok güzel bir yerdeyiz. Pigeon Point Tobago'da. Tobago'nun güney ucu. Kahvaltından sonra sevgili arkadaşlar Pigeon Point'e verdiğimiz molayı bitirip Fransız arkadaşları da veda edip bizim Türk arkadaşlarımızı sevgili İstanbul Dili Dali yani Arzum Yen Selge ve Angelica üçlüsüyle buluşmaya gidiyoruz efendim. Grup toplaşacak gene. Ha bir de unuttum Jennifer ve Paolo var. Oltayı sallayalım mı? Oh, burası çok güzel. Karayipler'de böyle adalarda resif bantları bulunuyor. Ve o yüzden adalara gelirken eğer... Kıyıdan 2 mil açıktayız. Ve kıyıdan da 2 mil açıktayız. Adalara gelirken eğer... Herhangi bir derinlik, navigasyonunuz ya da chart pilotlarınız çalışmıyorsa, yani navigasyon aletleriniz yoksa çok zor. Eski denizciler denizciymiş gerçekten. Pembiş bunları ben aldım. Barbie in town. Barbie modası Karayipler'de pembe ahtapot çok iş yapıyormuş. Bizimki kalamar ayrı bir şey ama olsun. Son yavaş son 5 mil kala sevgili arkadaşlar tromana attık. Biraz açıldık. Çünkü rüzgar kafadan gelmeye başladı. Ve biz de bunun üzerine biraz açılıp şimdi diğer arkadaşların olduğu koya doğru Charlotteville oraya doğru sevgili arkadaşlar tromanamızı yaptık ve ilerliyoruz. Son 6 mil kadar. Bayağı yukarı. Sorlamıyor. Belki son 6 mil kadar askerliğin balık gelir. Her şey olur. Oltanız aşağıda. Ama lütfen yani küçük balık gelmesin. Hepimize yetecek kadar büyüklükte. Teknenin içine de alabileceğimiz büyüklükte bir balık gelsin. İnşallah. Anneme de kızacak. Bu ayet balık gelsin, üç kadar balık gelsin. Az dolar etmiş. Çok yavaş oldu. Ama alamadım. Gelmiş. Balık gelmiş. Şu an bir dakika çekeceğim. Yunuslar da orada dolaşıyor ama umarım bizim baba cebelleş olmuyorlardır. Gel bakalım güzel kızı. Bakayım ne geldi. Deniz size bugün ne verdi? Arkadaşım bir sana büyü de geldi. Dedi. Küçücük pamuk gelmiş. Evet, yapmaya gerek yok. Ne diyorsun? Kimle yazışıyorsun bakayım sen? Gülümseye gülümseye. Ben de mi konuşuyorum? Evet. Ne konuşuyorsun? Sana soruyorum, sen kimle konuşuyorsun diye. Bir daha dur, atacağım tromola. Ömer'e mesaj attım, açığa bakarsanız görürsünüz diye. Şimdi biraz daha gidiyorum, daha rahat rahat gideyim diye. Yani 5.6 milyon var. Döndüğümde 6 ile gidersem 1 saat. Yani hava kararmadan gidiyorsun. Günaydın sevgili arkadaşlar. Günaydın dın dın. Evet, sonunda
Tobago'da uzun süre kalmayı planladığımız sevgili arkadaşlarımızın da olduğu Charlottesville koyuna geldik ve orada demirdeyiz. Böyle yağmurlu bir gün bugün. İlk gün gece karanlıkta demirimi de attık fena yordamıyla. Sonra işte İstanbul'a yemeğe gittik. Şimdi de bugün böyle hiçbir şey yapmayı planlamadığım bir gün. Umarım öyle olur. Güne uyandım. Ama bu arada ufak bir şey fark ettik. Şuradaki hatch, tam yatak kameramızın üstünde, yatağımızın üstündeki hatch'te ufak bir kaçırma söz konusu, birer damla gibi ama emin değiliz. Şimdi onu kontrol edeceğiz. Ve bakın dışarısı nasıl bir yerdeyiz ve nasıl bir güne merhaba demişiz. Evet, günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Dün gece yağmur başlamış zaten. Bunları toplamıştık o yüzden. Çamur akıyor. Oo, bayağı çamurun içindeyiz şu an. Bu tanıdık tekne. Şu tanıdık tekne. Bunları, bu da tanıdık tekne. Bu İstanbul. Dattan çıkış yaptık. Tobago'ya giriş yapacağız ama hava öyle bir yağıyor ki. Nasıl karaya çıkacağız bilmiyorum. Tekneyi de bırakmak istemiyoruz. Çünkü tanımadığımız ve bilmediğimiz bir demir yeri. Gerçi arkadaşlarımız neredeyse 2-3 haftadır buradalar. 17 metre 17-18 arası bir derinliğe çapa attık ki buralarda çok aslında nadir bir şey bu. Çünkü genellikle 4-5 metreye demir atarsınız. Biz tonada almamak için demir atılan yere birazcık da derin bir yere demir attık tabii ki. Hava çok arttı Özcan. Hava çok arttı Özcan. Bir bakalım çıkıp. Özcan yeriz şey oldu. Ne oldu? Söyle. Ne oldu kaleden? Söyle. Hava arttı, hava çok arttı. Burada belli olmuyor tabii. Yana gidersen anlarsın. Yana gitmek istemiyorum, ıslanmak istemiyorum. Adam su alıyor. Evet, yağmur devam ediyor. Bugün bütün gün yağacak zaten. Ve biz de bu arada sevgili arkadaşlar size yaptığımız hatch kapağının, benim depo kamerasındaki hatch kapağının nasıl becerebilmiş miyiz, becerememiş miyiz? Su kaçırıyor mu, kaçırmıyor mu onu göstereceğim. Hadi şuradan aşağı foş damlardı. Bir tane damlıyor şu an. Azıcık, bir tanecik. Bu da bir şey değil. Şöyle şuralara bakıyoruz. Gene ne olur ne olmaz diye tabii şeyimizi koyduk buraya. Lane'imizi. Burası depo kamerası. Bizim çok fazla eşyamız var. Bunun nedeni evimizin olmaması. Biliyorsunuz teknede yaşıyoruz biz kaç senedir. Şöyle de bir şey var maalesef. Ben bazı sevdiğim insanları kaybettiğim için onlardan kalan eşyaların da bazılarını yanımda taşıyorum. Ne kadar anlamlı, eşyaya değer vermek ne kadar önemli bilmiyorum ama mesela içerinden bir tanesi babaannemin kendi elleriyle ördüğü patik. Yani Karayipler'de bir tropikal iklimde patik ne işinize yarayacak? Tabii ki biliyorum hiçbir işime yaramayacak ama onu herhangi başka bir yerde bırakmak istemediğim için yanımda taşıyorum ve bundan da memnunum. Şimdi giriş işlemlerimizi yapmak için karaya çıkıyoruz. Hemen şuradaki iskeledeymiş Dinghy Dock. Ya da iskeleye çıkacağız, Dinghy Dock yok da. Bakalım nasıl bir yer. Rengarenk bir yer gene. Ve market buradaymış. Özkan marketten kahve alacağız. Saat kaç bu arada? Tam öyle tatiline gidiyor mu yalnız? Evet, saatine gidiyor. Şey, burası mı kütüphane? Hayır aşkım, orası sağlık merkezi. Kütüphane. Ha, şu. Burası mezarlık. Mezarlık burada bizim usul yalnız. Öyle çok süslü değiller. Kastım da burada. Koy keyifli görünüyor.
Şimdilik tabii yağmur yağdığı için çok koyun da keyfini çıkaramadık. Ama maalesef internet çok iyi değil. İnternet çok iyi değil ama burada bir kütüphane var. Kütüphanenin internetini kullanabiliyormuşuz. Ve kütüphaneye de aylık üye oluyorsunuz. Aylık üyelik 25 TL'ymiş. Şimdi gidip bakacağız. Kütüphaneye üye olacağız. Tabanko'da kütüphaneye üyeliğimiz bile var deriz artık. Evet, kütüphane de burası. Ve deniz manzaralı. Güzel ya. Böyle keyifli bir yer burası. Banka arabası. Gördün mü banka arabası? Ha, bunda banka arabası, bu da banka zaten. Paralar hazır. Hazır mısın? Çalıp tekneye kaçıyoruz direkt. Evet, kesinlikle. Bütün gün yağmur yağdı. Yağan yağmur yüzünden çok bir şey yapamadık zaten. Arkadaşlarla da buluşmadık. Ama ben ne yapıyorum? Bu arada YouTube videolarıyla uğraşıyorum tabii. Bir de sakin bir gün. Zaten bugün pek bir şey yapmak istemiyordum biliyorsunuz. Pek bir şey yapmak istemediğim bir günde bile en azından giriş işlemlerini hallettik. Ayrıca da bu elektrikli vinçle ilgili olan düğmelerden birinde bir problem vardı. Onu çözdük Öz'le birlikte. Ve yani ufak bir şeydi zaten. Başka bir şey bugün yapmadım neredeyse. Sadece YouTube videosu, kitap okumak dışında. Bunlar ama diyorum ya, hiçbir şey yapmak istemedim. Günde bile bir şey yapıyorsun. Tekne bu. Giriş işlemleriyle ilgili şunu söyleyeyim. Giriş aslında tam anlamıyla bir giriş değil. Sadece ülkeden ülkeye giderken, eskiden Türkiye'de de böyleymiş sanırım. Limandan limana geçerken bir transit log ya da bir belge alıyormuşsunuz falan herhalde. Burada da şimdi adadan adaya geçerken, Tobago'ya geçerken size gümrük bir kaşe vuruyor. Sonra Tobago'da da gümrüğe gitmeniz gerektiğini söylüyor. Ve geldik, gümrüğe girdik. Zaten 2 dakikalık iş. Ne zaman geldiğimizi sordular. Dün gece geç gelmiştik zaten. Doğruyu da söyledik. Sonra da işte girişlerimiz bitti. Sadece bir imza atıyor, o kadar. Şimdi sevgili arkadaşlar, bugün bir de şöyle sürpriz var. Şimdi dün İstanbul bizi yemeğe çağırmıştı. Bugün de sevgili Paul ve Jennifer aslında teknelerde profesyonel aşçılık da yapmış. Çok güzel yemek yapıyor. Jennifer'ı bize welcome, hoş geldiniz yemeği yapmak istemiş. Şimdi Jennifer'a gideceğiz. Onlar da bir oystercı. Güzel bir tekneleri var. Bakalım şimdi onların teknesinin içinde ilk defa göreceğim. Çok da heyecanlıyım çünkü Jennifer çok güzel yemek yapıyor gerçekten. Mesela dondurma falan yapıyor. Dondurma makinesi var. Böyle bayağı profesyonel malzemeleri var kadının. Güzel güzel yemek yapıyor ve yemek yapmaktan da çok zevk alıyor. Üşüdüm. Bugün bütün gün yağmur yağdı o yüzden. Biraz evet, saat oldu mu 6? Gidiyor muyuz? Yok, daha var. 15 dakika var. Ben botumu hazır ama şişirdim. Suyunu boşalttım. Just take a video, a small one. Paul and Jennifer's boat VR, their house. Ve ha, tabii ben de buradayım. Ya sadece Başak göstermeyin, Ömer de burada. Başak'ın eşi diyeceksin. Hayır, Başaklar diyeceğim, pardon. Broccoli pasta, it's got chili. Yes. Benim çünkü üzerinde aç çıkmış. Kekik ağacı. Vallahi aç var bana. Yeah, I'm coming. I made some tiramisu. Wow! Tiramisu geldi. Very Italian. Very Italian. Yes. And I made it for Sergey because he's always saying, "Yoruz." Günaydın sevgili arkadaşlar. Yağmursuz bir Tobago Charlotteville sabahına uyandık. Hep birlikte görelim nasılmış. Motor dairelerine girdim. Neyine bakındın? Gevşeyen yer var mı diye. Ne buldun? Bir iki tane vardı, onları sıktım. Niye gevşemiş ki? Öyle çok sert havaya girmedik. Yok, ona ta tekne aldığında hiç sıkmadım şeyler. Neyi ama? Neyi sıktın? Mesela egzoz çıkışları. Peki bir yerde su geliyordu sancak tarafta. Evet, şurası yağ olmuş. Yağ mı? Yağ mı? Bilmiyorum, siyah bir şey işte. Şeyi söylesene Özkan, ben burada silerken seni. Bir yerde sancak tarafta sızma vardı. Neymiş o? Baktın mı? Ona baktım da hala devam ediyor. Neyden dolayı? Biraz daha cahko tepeceğim orada. Prevezeden dolayı. Sevgili arkadaşlar, prevezede teknenin kıçını mı çarptık benim yüzümden? Çok abi. Bitmiyor hala.
Hatırası var. Burada internet iyi çekmediği için YouTube videosu yüklemek adına kütüphaneye gidiyorum. Kütüphanenin interneti daha iyi çekiyor. Yani kütüphanede internet var. Gerçi Özgün maç seyretmeye çalıştı ama seyredememişti. Umarım YouTube videolarını, daha doğrusu videosunu, tek bir video var, yükleyebilirim umarım. Ve çok uzun zaman sonra kütüphane hayatı yaşayacağız. Hadi bakalım. Kütüphane günlerinden merhaba. Şimdi bu kitabı okuyup not alıyorum. Bir yandan da YouTube videosunun yüklenmesini bekliyorum. Toplam 3 saattir buradayım. Daha hala %70 yüklendi. Bir yarım saat sonra kütüphane kapanacak. Ben de bilmiyorum ne yapacağım. İnternet çekmiyor, berbat. Ve sevgili arkadaşlar, yaklaşık tam 4 saattir hala yüklenemeyen bir videonun sahibiyim. Kütüphane kapandı. Saat 5'te kapanıyordu. Hatta 1-2 dakika benim yüzümden beklediler. Şu an saat 5'i 5 geçiyor ve hala video bitmedi. Ben de kapıda burada böyle ayakta bekleyeceğim ki internet kapıdan çekiyor. Ve oradan video yüklemeye çalışacağım. Böyle bilmiyorum ya, burası çok güzel bir koy ama maalesef internet çok kötü. Diyorum ya, yani kütüphane interneti bile 4 saatte yükleyemedi. Ben Shaguramas'ta 1 saat bile sürmüyordu yüklemesi 30 dakikalık videonun. Şimdi 28 dakikalık, yani 29 dakikalık bir video ve 4 saatte yüklemedi. Bekliyoruz, yapacak bir şey yok. Burası da kütüphanenin merdivenlerinden manzarası. Yoruldum. Dengi, it doesn't work. I think we need gas. You need gas? But it's cold, right? Yeah, but... Ve şeyle bilgisayarla işim bitmedi ama yemek vakti geldi, hep birlikte buluştuk burada. Yağmur yağdığı için de şimdi burada böyle sığıntı olarak bekliyoruz. Bir sürü de kuş var tepemizde. They can't fly again. Ve yağmur daha da arttı. Buradan kaçayım da sen istemişsin. Şu çocuğun olduğu yer güzeldi. Git hadi o zaman. Ben gidemem tek başıma oraya, bu yağmurda. Yani böyle bir komedi olamaz. Şimdi dışarıda yemek yiyecektik. Fakat öyle bir yağmur yağıyor ki. Ve hep böyle şey grup grup iki tane şemsiye var. Kaç kişiyiz? Şu ana kadar 8 kişi gitti galiba. Neyse, şimdi iki şemsiye farklı kişilerle tur atıyor. Şimdi ben Özkan ve Sergi'yi almaya gidiyorum. Elimde de diğer şemsiye var. Evet, burada var. Bizimkiler. Şimdi onları alacağım. Ne? Hello. Evet. Sen bir tanesini Sergi'ye ver. Hadi gidelim. Evet, ekibi aldım. Hadi Sergi karım. Bye bye. Good night. Çok komik değil miyiz? Vallahi. Evet, bizim ekip burada. Oh, hello. Evet, bakalım yemekler geldi. 8, 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 Günaydın kocacığım. Şimdi bugün kimi bekliyoruz? Armacı Chris. Evet, Chris gelecek ve teknemizin
arması sonunda değişecek. Aslında Chris hep aynısını söylüyor. Bir telini değiştirecek. Chris aynısını söylüyor. Hep şunu söylüyor zaten. Acil bir şey yok. Burada yaptırmanıza da gerek yoktu falan. Biz çünkü ısrarla burada yaptırmak isteyince Chris de teli bulamayınca ne dediğiz? Dedi ki benim ailem zaten orada yaşıyor. Hem onları görmeye gelirim hem de gelip burada teli değiştiririm. Siz beklemeyin, devam edin gidin dedi. Öz Chris'i almaya gidecekti ama maalesef gidemedi çünkü botta sorun var. Galiba pislik, karbüratör pislik tıkamış olabilir, her şey olabilir. Ne diyorsunuz? Şimdi Ömer geldi o arada. Ömer gitti şimdi Chris'i almaya. Kirbinden de olabilir ya. Şu ince gelip devreyi kesme de olabilir. Anladın? Yani şu daha ince, şu daha kalın, geniş yapıyor. Basıyormuş gibi ağırlayıp üstte bitiyor olabilir. Şey attı yok. Hello Chris. Hello. Welcome. Eşi de karada arabadaymış. Alayım dedim ama istemezdim. Allah Allah. Why your wife didn't come, Chris? Huh? Why your wife didn't come? I don't know. She didn't want to come. Sen daha ne tamam. Evet, yeni. Maybe Özkan Almut. Çalıştı mı? Hayır. I said I said you can come over. She said nah, she doesn't want to come. Okay. Okay, she know. Alright, take care. Thank you. Teşekkürler Ömer. How is it with me? Huh. I'm good with her. Ready? Evet. Nasıl, yakıştı mı? Evet, burası silikon. Yani suyun içeri gitmesini engelliyor terlerin arasında. Silikon orada tutuyor suyu. Evet. Bunun aynısı Türkiye'de MTO Mustafa da yapıyor Marmaris'te. Bizim bir de işte bir yerde burada belki, ben duydum. Hı? Bir Chris bir de Mustafa da şu ana kadar. Burayı silikonlamalı. İki bana da mantıklı geliyor. Yani içeri suyun gitmesini engelliyor. Ne bileyim gitmesini engelliyor. Orası da içerisi. Bu da yukarıda zaten orası. Şimdi bu tarafı da gevşetti Chris ki buradaki teli aldığında direkt yamulmasın. Şimdi onu açacaksınız. Çok boş. Bu şimdi boş adam. Bu kadar boş değil ama. Evet.
çok sert. Boşsa ne oluyor? Bu tarafa gelmiş oluyor direkt. Bu tarafı gevşetti ya. Var mı bir yamukluk? Otur, bir şeyler uçuyor aşkım. Bez uçtu, bez uçtu. Bunlar mı? Aşkım bez uçtu adamın. Ha, bez. Very heavy the wind, huh? Yeah. Yamuldu sanki direkt. Yamuldu mu? Şimdi Özkan'la kontrol ediyoruz bakalım. Göz kontrolü. Watching the band is? Huh? That's why I took some off of this one. Smikers. O ne? Kresli. Rahat gitsin. Diamond deniyor. Yani diamond biliyorsunuz ki elmas. Bu alt lower diamond and upper diamond diye iki. Şimdi bu tarafta gevşetmişti ki dileğimiz yeteri kadar fazlasıyla yamulmasın diye. Şimdi onu da sıkacak. Chris, how much it have to be? Close to 58 on here. It's normally around 15%. Is it different with sailing boat and catamaran, the tension? Yes, it is. It is, yeah. Chris? Yeah? Okay. If you have many money, yeah. No problem. Yeah. Which boats do you prefer? Brand. A brand? Yeah. No money for us, but not notorious. Save it. For example, monohull, multihull? The catamarans has a lot more space than like in the living room areas. But? Or? I would prefer a catamaran over a monohull. Which company? I like the katanas. Katana. Evet, 58 olması gerekiyor demişti. 58 zaten. Okay. All right. So if you look up the back of the mast now. Yeah. It's not going like this anymore. Evet, şimdi buradan bakarsan diyor, böyle S harfi gibi değil diyor şu an. You have to look on the back. If you look on the front, you can see it. So you look on the back. Tamam, radar var ama. Radar var. Tamam, zaten şuradan arkadan bak diyor, arkadan. Başkan arkadan. Evet. Right. Yeah. Further right. Yeah. That's right. When you're doing them in any of the part of the rigging, if I'm releasing the lower shroud on one side, yeah, I have to release them on the opposite side. Okay. Otherwise, the mass, once I release here, the mass is going to go this way. Yeah. What do you mean? 15 and 70%. Okay. So on the wire. Yeah. It has like a breaking load. Okay. Yeah. So depends on the type of boat that you have. Yeah. You're gonna want to have a certain tension on that stay. Okay. Catamarans tend to be a little bit different to the monohull when it comes to tensioning. Okay. Because the monohull sometimes a little bit more stays. You have maybe two lower shrouds, you have intermediates, you have cap shrouds. Okay. You have back stays. Whereby the catamaran, most cats, you have only one cap shrouds. Yeah, but we have two. One four stays. So you have cap shroud. You have a lower shroud. Yeah. Okay. Is it good or not? It's better because it helps the mast from the pumping, so you don't get so much of movement. Like some of the catamarans, if you only have one stay, you get a lot of movements lower down. Okay. The diamonds, they play a really really important part of the rigging. Okay. Because if these fail, what's going to happen is the mast is going to move.
Okay. Very easily. You're going to be surprised to see the amount of movement you're going to get when these are taken off. Okay. We have to do now. One more, one. Yeah. Okay. Yeah. Then. Take a little bit more. Birazcık daha. The side is still tighter. Evet, Chris'le vedalaşıyoruz. Chris, maybe we will see you in a 4 or 5 years. Okay, bye bye. Oops. Thank you very much. We will talk. Bye bye. Bak. Hadi. Smoke sand put in. Oraya silikonlamıştık zaten. Biz iki kişi veya tek kişi ben gideyim alayım gideyim diye bakın. Yok.